Dostlarım selamlar. Yine harika ötesi bir videodan hepinize selamlar. Şimdi yine videoya geçmeden önce 0,13 saniye süren like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı asla ama asla unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki artık bu oyunu çok oynayan insan kalmadı ve gerçekten artık yani yurt dışındaki yayıncıları oynayanlar, şunun bunun dışındaki herkesin bıraktığını düşünüyorum ve resmen Türkiye'de son kale gibi bir şeyim arkadaşlar. Bu yüzden like atmayı, abone olmayı ve destek olmayı gerçekten unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir izleyicim bana meydan okumuş. Tamam Tarık 30-55 mi 55-33 mü öyle bir arkadaş, tamam, bana 20 lira göndermiş ve demiş ki abi hiçbir şekilde ünite olmayan ve sadece büyük kartları olan bir desteyle oyun kazan demiş. Ve kazanırsan demiş ki sana 500 lira atacağım. Şimdi kardeşim gördüğün üzere bak büyüler ünite yaratabilir. Yani ben özellikle sordum bunu sana, işte olur mu olmaz mı diye, tam olarak bir şey söylemedin. Yani zaten diğer türlü hani çok çok zor olur diye düşünüyorum. Bu yüzden internette araştırmalarım sonunda asla büyük bir YouTuber'ın videosunda görmediğim bu desteği ve asla aşağıda paylaştığım kardeşimin kanalından bulamazsınız arkadaşlar. Şaka bir yana cidden büyük bir YouTuber'ın videosunda gördüm ve dedim ki tam olarak Tarık'ın dediğine işe yarıyor yani bu. Ve dedim ki bazı şeyleri biraz değiştirip neden oynamayayım. Kendisinin kanalına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında onu bırakıyor olacağım. Aynı zamanda deste linki şu bu falan filan da aşağıda olacak ve her akşam canlı yayında 22.00'da YouTube yayında oluyor olup bu tarz desteleri ve meydan okumaları oynuyor olacağım. Şimdi dostlar, destede hiç ünite yok. Ama bazı büyüler var ve ünite yaratabiliyor. Şimdi ben özgür ruhları falan filan şunu falan koymayı çok taraftar değilim ama zaten destede olduğu için destenin orijinaliyle çok oynamakta istemedim. Çünkü bunun en büyük sebebi şu ki neden çalışan bir şeyi bozalım, değil mi? Ve biraz da uğraşmak istemedim, dürüst olmak gerekirse. Şimdi arkadaşlar, destede gördüğünüz üzere bir tane bile, tamam, ünite yok. Sadece bak 34 büyü 6 tane yer kartından ibaret. Ve ben burada açıkçası oynama sebebim de şu. En güçlü, bana göre en güçlü 2 yer kartıyla oynuyor olması. Bunlardan biri Batık Tapınak, tamam mı? İkincisi de Kral, neredesin? Neredesin Kral? Kral! Sonsuz uçurum. Bu iki kart gerçekten bütün oyunu kendi başına domine edebiliyor. Neden? Bu diyor ki tur başında elinde destenli ya da oyunda olmayan rastgele bir ikinci seviye şampiyon çağırırsın. Buna Viego, Aurelion Sol, işte Lissandra, Ekko, Ezreal, aklınıza gelebilecek bütün şampiyonlar dahil. Ebedi standart fark etmeksizin ama yer kartı ebedi de bilginiz olsun. Şimdi bu kartı özellikle böyle bir destede bulmak imkansıza yakın, tamam mı? Özellikle yer kartlarını çektirebilen bir kart olmadığı için hani bunu bulabilmemiz neredeyse imkansız. Fakat arkadaşlar burada Batık Tap... Kardeşim sen gidebilirsin. Batık Tapınak harika bir kart. Diyor ki elini savurursun, destene karışan kartların bir fazlası kadar kart çekersin. E şimdi diyelim ki 9 kart var, değil mi? Direkt 10. kart sonsuz uçurum olacak yani. Bir sonraki tur bunu çekmeme gibi ihtimalimiz yok. Çünkü hazır elimdekiler karışacak ve farklı 7 tane kart çekeceğim. İlla ki bunu buluyor olacağım ve bundan bütün oyunu çevireceğim. Tabi hani 5-6 olduğu için o 5 ve 6 manalara kadar oyunu biraz uzatmak gerekiyor. Bunun için de en mantıklı olan bu yel sesi çağrıları geldi bana. 1 manaya 2'ye 1 bir ünite çağırıyorsun ve gerçekten mükemmel bir olay. Ve bunları her oynadığın başına nerede yel sesi sürüsü oynayabiliyorsun 5 manaya. Diyor ki elemental büyü ya da yetenek için bunu artı 1 artı 1 verirsin. Deste tamamen elemental olduğu için ve çoğu yetenek olduğu için arkadaşlar bunlar durmadan buff alıyor. Yani sadece bununla bile oyunu bitirebilirsiniz, becerebilirseniz. Ve dedim ki madem bu kadar elemental büyü oynuyorum. Mesela bak bu işte dur ya tam bir okumak gerekiyor. Elemental büyü ya da yetenek her neyse. Şimdi bu kadar büyüden sonra devlerin çarpışması da bizim işimize geliyor. Çünkü hiçbir şey yapamasak ve iki tane devasa büyü oynamak kendi başına yetecek. İki devasa takip çağırırsın. Her elemental büyü ya da yetenek için bedeli bir azalıyor. Bunların hepsi elemental büyü arkadaşlar. Neredeyse hepsi yani. Ve hiçbir şey bulamadık. Yer kartını bulamadık. Formül kartı da bu yüzden var. İki kart çekip büyü mananı tekrar doldur. Yani totalde 3 mana arkadaşlar. O yüzden harika ötesi mükemmel bir kart. Mükemmel bir deste. Yani hiçbir şey yok. Full savunma odaklıyız. Sonsuz uçurumdan bir şey gelirse gelir. Burada dikkat etmeniz gereken hususlar şunlar. Bunların çoğunu düzgün oynamanız gerekiyor. Riske atmayın arkadaşlar. Gerekirse çoğu turlarda hasar alın ve sonraki turlara donduran rüzgarları ya da nerede ani donduruşu falan bekletin. Özellikle çığ burada inanılmaz ötesi bir kart. Tüm birimlere 2 hasar vermek kendi başına mükemmel bir şey. Özellikle agrolara,
Ve canı 2 altında olanlara, mesela Niko destelerine ya da türevi türevi poro destelerine falan direkt elinden alabilirsiniz. Eğer bu kartı ve benzeri başka bir şey koymak istiyorsanız yer kartlarında da Marazlı Koyak var. 4 manaya hem Nexus'unu kileştiriyorsun hem de tüm birimlere, kendi birimlerimiz dahil olmak üzere 2 hasar veriyorsun. Bunu da koyabilirsiniz, onu da koyabilirsiniz. Tek farkı şu, çığ bir büyü olduğu için o an yapıyor. Marazlı Koyaksa bunu tur sonunda yapıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Burada ekstra bir şey oynamak isterseniz Piltover Üniversitesi oynayabilirsiniz. Bu diyor ki elindeki tüm kartları atıp elinde 3 rastgele kart oluşur ve onlara geçici kazandırırsın. Yani sadece bununla oynuyorsun gibi gibi bir şey arkadaşlar. Okey, umarım videoyu beğenirsiniz. Ben oynarken aşırı keyif aldım. Sizin de keyif alacağınıza eminim. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Karşımızda şimdi Viego, Kindred ve Kalista var. Batık tapınak elimde kalmadı. Bunları göndereceğim. Donduran rüzgarda bence bana bu oyunu bir tık taşıtabilir. 2-2-2 6 mana da çekmem gereken kartı çektim. Şimdi turu bitir. Yani mana kartı bulana kadar full devam. Adam 3-4 zaten. Pas geç. Ek hamleler falanlar filanlar bir şeyler yaparsa bunları falan oynamayı düşünüyorum derken pas geç. Hala bekletebilirim gibime geliyor yani. Yadusuk biraz canımı sıkacak ama yapacak bir şey yok. Yani yer kartını yok etmediği sürece, şunu yok etmediği sürece ben bu oyunu kazanırım arkadaşlar. Ne bu? Oynadım bir başına. Şimdi kral sen bir gel. 3'ü 3'ü blokluyacağım. Bir de her oynadığım yetenek başına bu bufflı bir şekilde geri gelecek. Devlerin çarpışması da fena işime yarayabilir. En azından şu an. Sadece böyle yaparsa yine işime gelir. Ama hadi hasar almayalım ve bunun canını bire düşürelim. Bir hasar gayet yerinde, kolay. Pas geç. Gerçekten elimde hiçbir şey olmaması. Neyse, el böyle güzel. Batık tapınağı bu turluk ihtiyacımız yok gibi geliyor. Gerçekten hani bu turluk ihtiyacım olmamalı da. Apollo. Bu adamın iki bana var ya, inanılmaz tanıdık geliyor arkadaşlar. Hani harbiden. Oy, diğer tur direkt 6 manaya çıkmak benim için gayet verimli bir olay. Bu arada sizler nasılsınız dostlarım, keyifler nasıl? Ya bu tarz challenge'lar yapmamı istiyorsanız seve seve beklerim. Diğer tur sonsuz uçurumu oynamak istesek 4, 3, 7, 8, 9. Yarı cana düşeriz. Aslında 3 manamız olacak. Ani donduruş atılabilir gibi hissettim. Çünkü bu tur eğer bunu oynarsam fena verim elde ederim ki. Ani donduruşu atalım. Ve burada aldığım hasar sadece 5 olsun. Yer kartımı yok edemez. Bu yüzden de sonsuz uçurum oynayabilirim. Yani 3 manalık bu bebe beni bir tık kurtarmış oldu. Şimdi bu her tur bana şampiyon vereceği için bir tık keyifte olabilirim, olmaya da bilirim. Kral bunu gerçekten öldürüyor olman biraz garip bir hamleydi sanki ya. Yani niye yaptığını da anlamadım. Gerçi bir sonraki tur başka bir ünite öldürürse Kalista'sı level atlıyor. Şimdi bunu göndermeyeceğim. Bundan bana çok iyi bir kart var. Çok iyi bir şampiyon vermesi gerekiyor. Herhangi bir şeye tamam. Of, çığ çeksem var ya, bir temizlesem fena veririm. Yani donduran rüzgarım var. Korkmama gerek yok. 5'e 7. Yani direkt intikam bile atabilir gibime geliyor. Hani gel sesi çağrısı gelsin. Bunu önce bilerek oynuyorum ki İntikamı, şunu bunu falanı filanı varsa önden bir harcasın. Asıl amacım Trundle oynamak çünkü. Ki bak, bununla bunu öldürecek. Bu sayede Kalista'sı da level atlayacak. Kalista'sının level atlaması önemli mi? Asıl soru. Yani çok güçlü bir ünite olmadığını düşünürsek Trundle'ım artık gelebilir. Ve kardeşim 8 ve bedelli üstü her kart için hasar alacak. Yani totalde 2 tane falan alıyor değil mi? İyi, güzel. Saldır. Yenilenmesi olması güzel. Diğer tur donduran rüzgar oynamak zorunda kalabiliriz. Hatta şöyle yaparız. Elinden gidiyor olması iyi. Viego oynamadığı sürece şu anlık problem yok gibi geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Beni gelen kart bu ve açıkçası bu. Diğer tur dümdüz saldırırsa donduran rüzgar atmam gerekiyor. Saldırmazsa bunu işimi görecek gibi hissediyorum. Ki Mastery'nin gelmiş olması inanılmaz iyi oldu. Canını yaktık. Hadi bakalım, yapalım benim. Ne çağırıyor? Gölge sesi. Şimdi kral çok özür dileyerekten. Oğlum buna niye saldırmadın? Şimdi buna buz tuttur.
İkinci bir olarak da buna dur. Daha çok hasarlı gelecek de. Böyle yaparsam bunu da elinden almış olurum. Ve bu şu an sanırım daha iyi. Bu ikisini kesmemeye özen gösterin ki üniteler gitmesin. Bu tur bir de Master'ı çakarsak adamdan yenmez arkadaşlar. Gel. Bu mirası eski akış bir ordumla gerçek. kavuşturacağım. Şunu oynarsak akış gerçekleşir ve fazladan artı 2 alır. En güçsüze vuracağı için ya bunu ya bunu kesecektir. Ama tabii terbiyesiz kalbim anlık kırılır. Ama ben size elinde intikam alacağını söylemiştim. Pas geç. En güçlü düşmana kırılganlık verecek bu. Önce bu sütunu oynayacağız ki rakibe bu tur geçsin. 3 manaya bunu kesebiliyorsa zaten helal olsun. Harbiden arkadaşlarım helal olsun. Yasuo çok işime yaramayabilir. Ama dediğim gibi önce bu sütun gelsin. Bu sütun çünkü harbi işimize yarayabilir yani. Şimdi kral. Kral, kral. Gel abi. Bana iki tane devasa ünite ver. Sefirsa güzel aslında. Şimdi şöyle yapacağız. Kral sen bunu çek. Kalanlarda saldır. Bunların hasarı başına 9 hasar çıkartıyoruz ve ilk maç gerçekten şaşırtıcı bir matchup'tı ama bir el daha girelim. Karşımızda şimdi Karma ve Master Yi var. Gönder gönder gönder. Aslında Master Yi'nin canı kaç? 3. Yani Batık Tapınak kalsın. Şimdi sadece Ayoni ile oynayınca insanlar ben çok geriliyorum arkadaşlar. Böyle böyle değil yani. Ani donduruş güzel. Tamam bir kere bulmazsanız şaşırırım zaten şu bir manalıklarım. Bir de en baştan çekmiş bu kartı. Baya 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 şans. Neyse. Özgür Ruhlar güzel. Batık Tapınak kendi başına güzel. Karmayı şu an için nasıl kesebileceğime dair en ufak bir fikrim yok ama bir fikir bulacağıma eminim. Pas geç. Mana kartı da ya da mana verecek bir şey de bulamıyoruz. Şundan da fena verim alıyor şu an. En son üçlendir. Ve hadi pas geç. Ben inanıyorum ya. Bunu tekrar oynayacak gibi geliyor. Tamam hadi özgür ruhlar gelsin. 3, 4, 5 oluyoruz değil mi? Şimdi bunu oynadım ki diğer tur direkt 5'e çıkalım ve Batık Tapına bedava bir şekilde oynayabileyim. Ve bu çok kötü bir kart ya. Her vuruşunda bir büyü çektirecek. Ne bu gümüş 4. Batık Tapınak gelsin. Elinde eve dönüş ya da kartı geri gönderirsin varsa benim Batık Tapınağı yaptığım yatırım kendi başına çöp olacak. Bakalım ama. Tamam yok abi elinde öyle bir şey. En azından şu anlık. Turu bitir. Bakalım bakalım bakalım. Çok verim aldı ya adam. Öyle böyle değil. Bir Batık Tapınak daha. Bir şey diyeyim mi? Umarım kart oynar da çığ atarım şu an. Hani harbiden atmak istiyorum ya. Harbiden istiyorum abi. Oyna bir şey kral. 9 kartın var bak. At abi bunu. Karmanın canının bir kalması güzel. Elimde bundan daha var çünkü. Ama karma da her tür büyü yaratıyor. Artı 3 can veriyor lan şaka gibi. Sonuçlandır. İnsanlar bazen gerçekten inanılmaz garip oynuyorlar. Gerçi bu sayede hasar almamış oldu ama sonuçlandır. Karma çok sıkıntı ya. Çünkü bu her tur büyü yaratacağı için harbiden sıkıntı yaşayabilirim. Sonsuz uçurum geldi ama Buza gömül de güzel. Şimdi yine aynı mantık. Önce bir yel sesi çağrısı gelsin tamam mı? Manasını bir tık harcasın istiyorum ki sonsuz uçurum oynayabileyim. Biraz geri miyiz acaba ya? Ama yani şu batık tapınaklar olmasa sonsuz uçurum bulma gibi bir ihtimalimiz yoktu. Gel. 2 manaya adama 3 can daha verecek. Gerçi 2 tur satın alabilirim gibime geliyor. Ejder seni koruyacak. Tam turu bitir. Buna bak. İşine yarayan bir kart da gelmiş olabilir bu arada yani. Ben var ya bu şampiyonlarla oynarken çok rahat bulamıyorum ha. İnsanlar gerçekten yine iyi buluyorlar bile diyebilirim burada. Yine çığ atmam ya da türevi türevi hamleler yapmam çok işime yaramayacak gibi geliyor bana. Çileyle gelen metanet. Şimdi kral enim gelsin. Oyun Bas buna. Bin cana falan çıkar bunu da. Sen de rahatla biz de rahatlayalım. Ben bu desteği intikam gibi bir şey mi koysam acaba? Bizim ya gerçekten şampiyona bakıyor aslında çoğu şey de. Kral hadi sen bunu al.
Sen bunu al. Sen de hadi bunu al. Bir hasar çıkartıyor olması çok kötü bir olay ya. Onun yerine hadi hasar almayalım. Yoksa ani donduruş atıp diyelim. Yeni 3 hasar çıkartacak çünkü elimden bütün bunları almak bir tık işime gelebilir. Ya yani gerekirse ikincisini kullanırım yani. Kartlar fena bozdu bizim. Ve kaç? 3 tur falan kaldım. Şundan çok çok güzel bir şampiyon gelmesi lazım ki karmaya karşı gelebilelim. Tamam. Aslında istediğim kartlardan birini çektim de kartın kalmaya oluşu biraz kötü. Şimdi ben inanıyorum kardeşim. Gelecek bana. Rakip çeker veriyor mu bu? Buz dişli kurt sürüsü çağırırsın. Master Yi'si yandı. Şimdi bak burada setim gelsin. Tamam mı? Patron benim. İşte o kadar. Bir ihtimal Kuzey'in iddeti oynayabiliriz. Bir de 12 manaya zaten canını yakacağını düşünürsek. Vay anasını be. Şimdi sesli düşünüyorum. Adamın elinde buz tuttur olabilir, tamam mı? 4 mana. Kaç gerek? 9. 10, 11, 12. 4, 9 mu oluyor? Yani ben burada yırtıcı şamanizma oynayıp turu biraz daha geçirip bunun kök kazımalarından birini elde edebilirim. Çünkü sadece 3 mana oynamam gerekiyor. Bak 10 manadayız. Bunu oynayabilirim. Direkt 1 manaya 1 kart çek. Verimli. Verimli değil, mükemmel hatta. Ve daha iyisi. Burada özgür ruhlar oynayıp bütün kartlarıma artı 1 verebilirim. Gelecek olan şampiyon dahil. Ama adamın bir hamle yapması gerekiyor. Eğer bunun kökünü kazırsam ekipmanın da kökünü kazırım. Ve bu adamın elinde yatsıma tarzı bir kart varsa, büyü engellemeyle alakalı bir kart varsa fena patates olurum. Şimdi burada turu bir tık rakibi geçirmek için yine böyle yapacağım. Saldırırken çünkü bu kardeşim hasar alamam ya da ölemem alıyor. Bunun canını 6'ya düşürmek şu an benim bir tık işime yarar. Bir tık istediğim şey manasını harcamasıydı. Ki kardeşim sana çok teşekkür ediyorum. 3 manaya bu kartı engelleyemez, tamam mı? Özgür ruhlar geliyor. Bundan gerçekten verim alacağız. Çünkü Yürek Oplatan ismindeki kök kazıma kartım geliyor. 3 manaya yapma bebo diye 3 mana ve 3 manası ve 6 kartları engelleyen harika bir kart var. Ama deneyeceğiz yani. Hani bir yapar, iki yapar. Üçüncüye nasıl yapacak diyerekten. Burada karma artı ekipmanı alırsak inanılmaz verim alırız. Setin verdiği keyif hani şu an triplet de sen. Kusura bakma kardeşim ama ben keyif aldım yani. Kusura bak 7'ye 6, 6'ya 6. Bu saatten sonra çok zor yeniliriz. Özellikle şu setin gelmiş olması fena işe yaradı. Peki ben bu tur bir son uçurum daha oynamadım. Hayatımda gördüğüm en kötü şampiyon geldi. Ryze asla oynayamayız. Hatta peki Ryze oynayıp durmadan geçmişe bakış bunlardan yaratıp oyunu bitirmem yok mu? Hadi bir son suçum daha gelsin. Çok daha mantıklı geliyor şu an bana bu hamle. Bu deste nasıl ya, bu deste nasıl bir deste zaten kral. Kusura bakma ama kötü oynadın yani, desten de rezaletti. Okey, bir el daha girelim. Karşımızda şimdi Mono Brown var ve Piltover'la oynuyor. Yani yer kartlarımızın içinden geçecek bu adam da. Hadi bunların alayını bir gönder abi. Yer kartı bulursak güzel olur. İki batık tapınak kendi başına güzel. Şimdi bak batık tapınağı oynayacağım. Yok edecek, sonra bir batık tapınak daha oynamaya çalışacağım. Aa, bu adam Poro Kral. Poro Kral niye oynamıyor? Sadece Poro mu oynuyor acaba? Neyse, belli olmaz. Bir yalnız Poro daha. Of, of, of. Vallahi var ya. Çok, çok, o kadar gözüme şey geldi ki şu an, hani keyifli geldi ki. Bak 2 mana harcarsa acımam. Bu adamın elinde 2 tane poro var ya. Yırtıcı şamanizmden önce direkt şu atmanın vereceği keyfi tahmin bile edemezsiniz. Adam sürekli poro kurabiyesi bekletiyor. Bir poro daha oyna. 3 hasar, 4 hasar kabul edebileceğim bir şey. Bu adamın elinde 2 tane poro var ya. Yani poro kurabiyesi var. 2 hasar çıkartıyoruz. Eğer yoksa... Yani yine bana iyiymiş gibi geldi bu hamle. Devam. Bu adam elinde ağzına kadar poro dolu ya. İki tane poro zaten şunlardan yarattı. Cana çağrına kulak verin. Az önceki poroların toplamı kadar bunlar azıcık. Batık tapınak gelsin. 3 manam var. Çok güçlü bir şey oynarsa ani donduruş da atabilirim. Hadi gidelim. Tamam, yine 3 hasar. Yine verimli diyelim ki tur bende yani. Tur bende.
Güzel, güzel, güzel. Form mükemmel bu arada ya. Tablonun iki kart çekmenin verdiği keyfi tahmin edebildiğinizi düşünüyorum. Yok mu batık tapınakta? Aa, sonsuz uçurum destesi. Adam benden kaç tur önde var ya şu an? Sen pas geç. 7 kasarı. Bu şu kadar kartla. Oo, ben bu tur kartta harcamam da gerekiyor bu arada. Neyse al madem, hadi sana bir tane. Yo. Sana bir tane gizemli atış. Çare gelmez ağlamaktan. Ayrılır mı? Lan keşke yırtıcı şamanizm falan oynasaydım. Ya hadi gelme ya. Biraz misplay yaptık aslında. Bilsem gizemli atışı atmazdım. Şu an düşündüm de. Gözüm görmedi ama. Gerçekten hani yemin ederim gözüm görmedi. Şimdi benim bütün kompom bu sonsuz uçurum dayalı. Ve adam benden bir tur önde yani. Şimdi çok güçlü bir şey var kral. Şimdi bak, sonsuz uçurumu oynayacağım. Tamam, oynadığım gibi 3 manaya yer kartı yok edersin oynayıp bunu elimden alacak. Adama Timo vermiş ya. Kral sen gel. Şimdi Timo hiçbir işe yaramayan bir kart. Neden? Tamam. Nexus vuruşunda. Önceden sürekli ikiye katladığı için hiçbir işe yaramıyordu bu. Gerçekten hiçbir işe yaramıyordu ama bunu düzelttiler artık. Eğer mantar yoksa 5 koyuyor. Sonsuz uçurumda. İkinciyi oynamam yok mu? Bir şey diyeyim, Çığ burada mükemmel gelebilir. Donduran rüzgar da güzel. Yırtıcı şamanizm de güzel. Bakalım bize ne verecek. Sonsuz uçurum. Biraz sonsuz uçurum yarışı gibi bir şey aslında. Talia. Peki ben Talia ile neyi kopyalayacağım? Tam olarak düşündüğünüz şeyi yapacağım. Kral. Bu tur çığ atsam tamam, sadece o gidiyor. Ve yerine 3'e 3'lük bir bebe geliyor. Onun yerine 2 manaya donduran rüzgar atmak ve bununla sonsuz uçurumu kopyalamak sanırım biraz daha anlamlı geldi bana. Çünkü bu tur gerçek anlamda baya bir şey yapacağım. Ve level atladığı için canı yanacak. Hatta daha iyi bir fikrim var. Kaç, 0-4 mü oluyor? Kral. Aa, korkuncu varmış. Şimdi kaç hasar yiyoruz? Peki bunun karşısında bunu alıyor olsam. Hepsinin aban olması rezalet, kötü bir olay. Hadi bu ikisine bir bu mantar almayalım. Bir tık da elimdeki kartları bitirme amacım var. Şu batık tapınağın artık gitmesi gerekiyor. Şimdi 4 hasar ya. Onda level atladığı için durmadan bebe getirecek mi büyük ihtimal? Aa, level atlamıyor olması güzel. Okey, pas geç. Artık şundan mutlak surette kurtulmam gerekiyor. Adama Lissandra vermiş. Tamam, bana iyi güzel kartlar vereceğini biliyorum. Şimdi bak, 8 kartım olduğu için diğer tur 9 kart çekeceğim ve bunlardan birinden bir kere bir verim alamayacağım. Üzücü. Son iki tonlu uçurum geldi. Güzel. Bir batık tapınak daha. Özgür ruhlar. Sadece biri geliyor. Tristana iyi değil bu arada. Bakalım bundan ne gelecek diyeceğim de büyük ihtimalle işe yarayan bir şey olmayacak. Şimdi önce şunu yapacağız. Bunu yapmamdaki sebep şu: yere kart gelsin, tamam mı? Abandı bir ünite olarak gelecek, ardından Tristana oynayacağım ki artık şu gitsin yani. Adam tamamen bozdu ya, bütün olayım bozdu. Ya her tur bu bir hasar muhabbeti canımı çok yakacak gibi hissediyorum. Şunu artık oynamam gerekiyor. Kaç alacak? 4 tane olacak. Bir de Serafin gelmiş adamı. Vay, vay, vay diyerekten. Nasıl keseceğime dair en ufak bir fikrim yok ama ya. 2, 4, 6. Artı 1, artı 1. Konuşlandır. Şimdi bunu yapmak zorundayım ki yer gelsin. Pişin dokunuş da fena değil. El böyle kalmak zorunda. Gerçekten özür dilerim ama kalmak zorunda. Çünkü diğer türlü fena ama fena zora sokuyor benim. Tristana oynasam her çok bölge dost birim için artı bir alırım. Çok bölgeli bir birim oynamadığımız için aslında sadece 2'ye 4 ilk saldırı ağır darbeli bir şey olacak. Aman kalbine ya. Şimdi bu yaptığı hamle aslında benim için fena olmayan bir hamle. Elinde kaç kart var? 9. Kral sen git. Çok merak ediyorum. Sadece bununla saldırsam nasıl olur acaba? 2, 4, 6 demem. Gel. Şuna çok güveniyorum ya. Yani diğer tür en azından.
Şimdi bak, aslında bu benim açımdan rezalet bir olay. Fena rezalet bir olay ki sağ olsun bunu yapmadı. İçinden porolar geri çıkacak çünkü. Aa, 4'e 4 olarak geri geliyor. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Yerde 3 blok var, 3 blok var. Tamam ya, sıkıntı yok. 2'ye 6. Çünkü 2 tane sonsuz uçurum olduğu için güzel kartların bana gelme ihtimali biraz daha yüksek. 9-10. Nami çok iyi bu arada. Oynayacağım her bir başına buff verecek. Tamam, çok çok güzel geldi bu. Yemişim devlerin çarpışmasını. Şimdi Ornn'un gelmesi fena bir olay. Ama burada... Şimdi Nami'nin gelmesini tercih ediyor olacağım. Bir büyü manam gelecek, oynayacağım mana başına da. Bu beyefendi sürekli buff vereceği için benim aslında bir işime yarıyor. Burada kışın dokunuşu oynayıp bir mana vereceğim, 2'ye 4'ü arttıracak. Artı 2 artı 1 az bir şey değil çünkü. 4'e 3, 2'ye 5. Tamam, bunun level atlaması rakip için zafer değil. Bebenin bir şekilde ölmesi lazım ama. Peki ben burada bir de özgür ruhlar atsam ne oluyor? Bizim bebeler fena güçleniyor. Bak, artı 2 artı 1 verdim. 5'e 4 bir de ben vereceğim. Ekstra buff alacaklar. Şu saldırıda artı 2 artı 2 alması çok kötü. Gerçi bir de bu koç getirecek değil mi? Püüü. Çığ atmak falan işime yaramıyor. Daha fazlasını oynayamam çünkü bu ani donduruşa ihtiyacım olacak. 2 büyü saydığı için 2 üniteme de artı 2 artı 1 verecek. Bu 2 üniteyi vereceğini açıkçası zannetmiyorum bak. 8'e 8. Bu bebenin şeyi var. Vallahi üzgünüm. 8'e 12. 3 kız kardeşi bir gelsin ve ani donduruşu bir alalım. Ardından... Aslında sen bunu alsan... Buna ben versem 8 oluyor değil mi? Mecbur bu şekilde olacak diye düşünüyorum yani. Eldeki kartları da harcamaya çalışıyorum. 2 sonsuz uçurum fena güzel. Adam yani ya problem yok, sadece bunun keskin buzuyla oyunu bitirirsem oturur alırım. Yani Mord'a oynayacağım o yüzden. En azından... Tamam, Volim gelsin. Tamam, Caitlyn çok dert bir kart değil. Ama Voli benim tercih etmek isteyeceğim bir kart olacak. Oğlum 3 mana aslında. 7-3 yapabiliriz ama Voli'yi çok oynamak istedim. Hepsine birden aban verecek. 3'e 3 olması da problem değil. 2 manaya ben ne oynarım? Bir de korkudan dona kalan oynarım. 3'e 1 oluyor. Adamın 10 manası var. Şimdi bak, Viego Aurelion Sol falan vermişse harbi otur ağlarım ya. Açık söylüyorum, otur ağlarım arkadaşlar. Netim yani bu konuda. Harbi söylüyorum, otur ağlarım. Şeyden, bebeden zaten çok verim aldı. Daha fazla almamalı. Tamam, Gangplank bizlik bir problem değil. Tamam, hepsinin abanı olduğu için. Tamam, sen... Aynen böyle saldır. Bu tur ne olursa olsun gizemli atış atacağım ama atmamamdaki sebep saldırdığımızda da 3 kere bu muhabbeti yaptığı için bir problem yok. Hepsinin abanı var kral. Yani ben bu tur sana tek bile atmış olabilirim. Allah'ım ya Rabbim ya. GG VPS kardeşim, kendine iyi bakıyorsun. İşte voli taşımacılık. 2 son uçurumu verdi keyif. Yani şu an yani fena keyifteyim arkadaşlar. Şunun kendine buff verememesi biraz kötü ama. Ama voli harbi bizi taşıdı yani. GG VPS kankam. Bir el daha girebiliriz bence bu desteğiyle. Karşımızda şimdi sadece Freljord'lu Braum destesi var. Ben acaba az önce de bu adama karşı mı oynadım? Yırtıcı şamanizm kalsın. Tamam. Hiçbir yer kartını, hiçbir verim kartımız çekemedik. Olsun. Bekleyeceğiz biraz. Yapacak bir şey yok. Bu adamın elinin full form olduğunu biliyoruz. Eğer bu beni ghostlamışsa ya da bu oynamışsa diyeceğim de belli de olmuyor ya. Zaten Mono Braum'un muhabbetine hiçbir zaman öğrenilmiş değilim. Önce ben sadece poroyla oynardık ama Piltover'la oynardık. Sırılgan olanlar buff alsın diye uğraşırdık. Revna oynuyor olabilir aslında. Yırtıcı şamanizm oynayacağım bu tur. Bir mana taşı gelsin. Şu iki kartı oynamayacağız artık kart gelene kadar. Çünkü arkadaşlar 10 manaya ulaşırsak canını fena yakarız diyecektim. Pas geç. 3'e 5 ne ya? Bir de durmadan şey veriyor.
Ne bunun ligi? Gümüş 4. Formun güzel bu arada. Çıkart çeki olmak işime gelir. Biraz daha bekleteceğim bunu. Formülüm gelsin. Tamam. Büyüm anam doldu. Pas geç. Aslında diğer tur şunu oynayabilirim. 5'e 6 ne ya? Hem kehanet şahidi hem paylaşılan ganimet. Yani şu... Neyse her bir oynadığında artık buff alacak arkadaşlar bu. Önce bu kral bir gelsin. Bir tane bir oynayalım. Destenin en üstüne artı bir buff veriyor olması kadar rezalet bir olay olduğunu düşünmüyorum. Şimdi eğer bunu alırsam ekipmana gider. Özgür ruhlar rakipten de geldi. Hem buff verdi hem öyle buff verdi. Oo, bitti aslında bu oyun ya. Hani adamın başlangıç hele o kadar mükemmel gelmiş ki. Yapacak bir şey yok. Bunu bitir. 3'e 1, 3'e 2. 6. Aslında yel sesi kullanışları bir tık işimize de yarayabilir. Hatta bu tur benim baya baya işime yarayabilir. Çünkü hani tur bana geçince en azından bir çığ deneyebilirim. Ki bu yaptığım aslında büyük bir hata. Çünkü Freljord'la oynuyor ve buff verebilecek çok şeyi var. Bunun gibi. Gelsin. Yani güvenli muhabbet aslında devlerin çarpışması bir noktada. Şimdi 8 manadayız. 7 bende 8 adam da Anakçı oynayacak. Diyecek mi oynamadı. Tamam gelsin abi. Artık artı bir almış oldu. 5'e 4. Güzel blok diğer tur formül oynayacağız ki kart çekebilelim. Dümdüz saldır. Güzel. 5 hasar 5 hasardır. Bir yıldız göz kahin daha ve 9'a 10. Gel abim. Tamam yine sen gel. Çekemiyor oluşum da biraz artık şov yani gibi hissettim. 6'ya 5 bir kışın dokunuşu da aslında bunlardan birini diğer tur oynasak diğerleri fena işimize yarar. Şu an hem yani artı 3 artı 3 vermiş oldu arkadaşlar bu desteğe. Valla ne yapmam gerektiğine dair çok da bir fikrim yok. Bir de bunun sayesinde buff verdi. Ama kart çekemezsen patatessin kral. Öyle de bir muhabbet var ve benim el ağzına kadar dolu. Ve bunu öldürmeyeceğim. Hatta hiçbirini öldürmeyeceğim. 9'a 15 buram ne ya? Buna buz tuttur abi. Buna değil de aslında. Hadi buna buz tuttur. 11 oldu. Yere ünite çıkarttım. Abanlı bebesi de gelecek bunun. Devam. 9'a 9 ya bak. Bufflar sayesinde direkt 5'e 5 geldim. Ve bu tur kışın dokunuşu oynayacağım. Bu ikisi birer manaya düşsün. Kart çekmek istiyorum çünkü artık. Gerekirse diğer tur en kötü şunu oynayabileyim ki oyun biraz artık benim lehime dönsün. Diğer türlü bu şekilde ihtimal dahi yok yani kazanmamız. Gerçekten ihtimal dahi yok. Lan sonsuz uçurum. Tamam bu tur sonsuz uçurum gelsin. Şimdi mana bekletmek artık işime yarayacak. Neden? Çünkü donduran rüzgarlık kartım var ve yerde iki bloğum var. 5'e 6 çok bir problem gibi gelmedi şu an. Yere daha oynayabilecek bir şeyim olmadığı için bu şekilde bekleteceğim. Gelen şampiyon iyi olmasını bekliyorum. Tüm dost birimlere ve ekipmanlara artı 1 artı 1 verdi. Adamın eli fena güçlü. Ne verdi? Bart verdi. Problem yok. Güzel yani. Gerçekten güzel geldi. Kral, sen ve sen tutarsan bu adam artı 1 artı 1 alacağı için 5 olması gerekiyor. Değil mi? Hadi bir de sen madem ben aslında şunu yapıp da şunu elinden alsak olurdu ama bunun içinde Anakça var ve Anakça çıkmamalı. Kendisi öldürmeli yapacaksa bir şey ki vermeyecek. Oğlum artı 3 artı 3 veriyor her tur şaka gibi. Böyle dünya yok. Gerçekten böyle bir dünya yok. Bu adamları nasıl geçeceğim hiçbir şekilde bilmiyorum. Bana vermesi gereken şey Viego Aryon Sol şu bu yani. Hadi gel madem. Yani her tur artı 3 artı 3 vermek bu yıldız göz kahinleri. Ya bu benim kaybetmem için yapılmış bir matchup'tı arkadaşlar. Çünkü el inanılmaz derecede kötü geldi ve ben şampiyon gelse bile bu tur devlerin çarpışmasını oynamam gerekiyor ki Poppy'nin gelmesi bir noktada iyi bile diyebilirim yani. Poppy gelsin. Tüm bunları oynayacağım. Abone olmadı. Olmayan. Şuna baksana 12-13 ne? Devlerin çarpışması gelsin. Artı 2 artı 2 verecek ama geçemem şu an. İyi bir şey vermeli. Ki verdi de. Allah billah kardeşim verdi.
Şimdi ben böyle yaptığımda buff alıyor değil mi bunlar? 12-12 oluyor ve ben isteğime göre tercih edebilirim bunu. Kral sen bunu, sen bunu ve sen bunu alırsın. Sen de bunu alırsın. Bard'ını istemiyorum. Şimdi herkese buff değil de kendinden güç değeri benimkiyle eşit ya da benimkinden daha az olanlara verecek diyor. Üç kız kardeş, mezara göm ya da buff. Ama hangi birini alacaksın? Yani Stree'yi almak istedim de Stree bu saatten sonra çok bir işime yaramaz mıyım? Ben almam gerekenleri aldım çünkü. Özellikle Sübet Sefirsa fena fark ettirdi. Şimdi bak, Dark'in mızrağından Anakça gelecek. Ehe. Elimde bu tutturum olduğu için hala korkmuyorum. 18'e 11 ya. Adam, benim en güçlü ünitemle adamın ünitesi resmen aynı. Ve adam rezalet kötü oynuyor. Bu Anakçaları oynasa içine geçmiştik. Bu gerçekten ben kaybedeyim diye yapılmış bir meşap. Başka yorumum yok. Bu kadar diyorum size. 11'e 14, 12'ye 13. Kral sen bunun. Gülün Poppy. Aslında Poppy bana daha çok fayda sağlıyor değil mi? Gel. Peki ben burada. Artı 3 versem. Tam olarak şöyle bir bunu elinden alsam. Madem öyle hadi böyle. Ben bu tur batık tapınak oynamalıyım. İnsanlar var ya gerçekten çok garip arkadaşlar. Ama böyle pes ettirilir adam. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.